Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, sektörün yılın 9 aylık döneminde 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, yıl sonuna kadar 1 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. ...25 Ekim Dünya Makarna Günü, bildiğiniz gibi Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'nin IPO yani International Pasta Organization dediğimiz Uluslararası Makarnacılar Derneği'ne önerisi üzerine Dünya Makarna Günü olarak kutlanmaya başladı. Ve derneğimiz Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği de zaten 25 Ekim 1993 yılında kurulan bir dernektir. Dolayısıyla 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nü tüm dünyaya armağan eden Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği olmuştur. Derneğimiz şu anda aktif bir şekilde çalışıyor ve şu anda 23 tane üyemiz var. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği olarak tüm sektör paydaşlarımızın ortak istek ve beklentileri doğrultusunda gereken bütün çalışmaları yürütüyoruz şu anda. Kesinlikle gurur duyuyoruz. Çünkü şöyle, Türkiye makarna üretiminde dünya ikincisi. Aynı şekilde makarna ihracatında da dünya ikincisi. Yani geçen yıl yaptığımız ihracat 1 milyon 350 bin ton. Bu yıl tahmin ediyorum 1 milyon 350 bin tonu daha da geçeceğiz. Yani ilk 9 aylık veriye bakarsak yaklaşık 700 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Tahmin ediyorum yıl sonuna kadar herhalde 950 1 milyar dolar seviyelerine kadar çıkacak. Yıllardır biz biliyorsunuz hani ülkemizde üretilen buğday miktarı sadece ülkemizde iç pazar tüketimi için kullanılan miktara eşitti. Dolayısıyla bizler ihracat yaparken önce ithalat yapıyorduk dahili işleme rejimiyle. Daha sonra ihracatı gerçekleştirebiliyorduk. Çünkü dediğim gibi ihracatımızı gerçekleştirebilmek için yurt dışından buğday ithal etmemiz gerekiyordu. Makarnalık durum buğday ekim alanları genişledi. Ve bu yıl bunun sonuçlarını görmeye başladık. Geçen 2 ay öncesi itibariyle artık önceden ithal edip sonradan ihraç etme durumu kaldırıldı. Tam tersi önceden ihracat yapıp sonradan istersen ithalat yapma şekline dönüştürüldü ki bunun sebebi hem yurt içi hem de yurt dışındaki ihtiyacımızı karşılayabilecek miktarda buğdaya sahibiz artık. Yani geçen yıllarda 3 yıl önce 2 yıl önce yokluk gibi bir şey, hani ihracat için konuşuyorum. İç pazarda kesinlikle bir problem yokturdu. Ancak ihracatta ithal ederken, şimdi ithal etmemize gerek kalmadan her bir kilogram ihraç ettiğimiz makarnanın bedeli yurdumuza döviz olarak kalıyor. Yani ülkemize döviz olarak geliyor. Bu da yaklaşık, hani rakamları söyleyeyim ben size. Aşağı yukarı 2023 yılının 6. ayından başlayıp 2024 yılının 6. ayına kadar toplam bir yıllık süreçte yaklaşık 1,5 milyon ton civarına ulaşacağını düşünüyorum ben ihracatımızın inşallah. 1 milyar dolar gibi bir paranın ülkemizin kendi topraklarında kalacağını düşünüyoruz. Hiç ithalat yapmadan ihracat yapıldığı için.
Biz aslında makarnalık buğday ile ilgili ihracata başladık biliyorsunuz ülke olarak. İlk defa tarihimizde buğday ihraç etmeye başladık bir de. Makarnalık durum buğday ihraç ediyoruz. Makarnalık durum buğdayını biz bu ilk başlarken sektör olarak, sektör paydaşlarımız ortak karar olarak Toprak Mahsuller Ofisi'ni de kesinlikle makarnalık buğday değil de makarnayı, makarnalık buğdayın ürün haline getirilerek makarna, irmik, bulgur olarak ihracatının daha doğru olduğunu düşünüyorduk. Ve daha sonra Toprak Mahsuller Ofisi kendisine gelen randevu talepleri ve miktarlar ve eski stoklarını göz önüne alarak tabii ülkenin menfaatlerini de göz önüne alarak ihracatına izin verdi. Şu ana kadar yaklaşık en son edindiğim bilgiye göre 750 bin ton civarında bir çıkış oldu makarnalık buğdayda ve bu 1 milyon tona kadar da gidecek. Türkiye çünkü çok büyük makarna üretim tesislerine sahip. Türkiye bu konuda gerçekten bilinçli bir üretici, teknolojik altyapıya sahip ve üretilen makarna kalitesi gerçekten her ülkenin çeşitli beklentileri var. Yani kaliteyle ilgili beklentiler var. Bütün ülkelerin kalite beklentilerini gerçekleştirebilecek durumda bir altyapıya sahip bir sektörüz.